Yalnızca gelinlik adı herkesin yüreğini opladır. Ama gelinlik denince artık gözümüzde çok klasik, tek tip bir gelinlik canlanmıyor. Seçenekler öylesine arttı ki seçim yapmak zorlaştı. Mutluluğun en şık göstergesi olan gelinlik dünyasına birlikte göz atalım. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Zonguldak Devrek'ten sesleniyoruz. Bir şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberiz. İmaj gelinliğe konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Nursel Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Nursel Hanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz, siz de iyisiniz. Teşekkürler, sağ olun efendim, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederiz, biz teşekkür ederiz buraya kadar geldiğiniz için. Bizim için çok büyük bir keyif de sizleri ziyaret etmek Nursel Hanım. Nursel Hanım, ben röportajıma öncelikle sizleri tanımakla başlamak isteyeceğim. Buradaki ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize Nursel Hanım'ı tanıtmak istiyorum. Nursel Hanım kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? 1968 Devrek doğumluyum. 11 yıldır bu işin içindeyim. Severek yapıyorum. Evet. 11 yıl oldu. 11 ciddi yıldır. Bir süre olmuş. Bir de devrekteki bu sektördeki açıkla da giderdiniz aslında. Evet. Zaten bu sektörde açık olduğu için ben kendi işimi yapmaya karar verdim ve böyle bir işe başladım. Ve şu anda gerçekten mutluyum bu işi yapmaktan. Evet. Biraz da burayı tanıyalım efendim. İmaj gelinlikten bahsetmek istiyorum. Evet. Neler var ürün gruplarımızda? Bakmış olduğumuzda birçok alanda faaliyet ürünlerimizde gösteriyoruz. Ürünlerimizde işte özel tasarım. Müşterilerimiz geliyor mesela, istedikleri modeli özel tasarlanmış şekilde firmamızı istediği şekilde diktiriyoruz. Müşteriye hiçbir konuda hani sıkıntı yaşatmamaya çalışıyoruz her konuda. Evet. Yani özel tasarımlar da yapıyoruz. Özel tasarımlar da yapıyoruz. Kişiye özel dikimler yapıyoruz. Geliyor müşteri, elindeki modelini istediği şekilde yaptırıyoruz. Tasarlaması bize ait, dikim firmalarımıza ait. Evet, böyle bir çalışma evet, içerisinde. Evet, bu şekilde çalışıyoruz. Evet, ama biz de buna rağmen bazen bilinçsiz davranıyoruz. Hani ne gibi? Uygun mesela fiyat politikası düşünüyoruz. Bizde bir algı maalesef ki. Hani burada 50, burada 100 gibi düşünün bunu aslında. Bizlerin bu konuda neler dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü çok özel günlerde giyiyoruz bunu. Evet. Yani şimdi bu sektörde çok para verip çok kaliteli giyeceğim diye bir anlamı yok yani. Çok uygun fiyatlarla da müşterimizin kapasitesine göre de dikimler yapabiliyoruz. Yani şimdi piyasada bunlar çok abartılı fiyatlarla satılıyor. Ama müşterinin kapasitesine göre bunu biz ayarlayabiliyoruz. Evet. Yani aslında şöyle bir gerçek de var. Kalite de ucuza alınmaz. Burada tabii çok kaliteli ucuza alınmaz. Bir malı ucuza mal etmek demek bazı hilelerini de kabul etmek demektir. Yani böyle de bir kesinlikle her şeyin bir maliyeti var. Olması gerekeni var. Bu da çok net belli. Evet. Ama burada da hizmet sektöründesiniz. Evet. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Evet. Hani sizin de telafisi mutlaka olmayan hataları kabul etmiyoruz. Çünkü düğün sektörü ertelemesi olmayacak bir iş yapıyoruz ve çok titiz çalışmamız gerekiyor bu konuda. Nursel Hanım, başarınızın sırrı işinizi severek yapıyorsunuz. Tabii bayan olarak da bir avantajlısınız bu konuda. Evet. Daha iyi hissediyorsunuz. Tabii bu işte insanları sevmek lazım. Evet, insanların en özel anlarına tanıklık ediyoruz. Tanıklık ediyorsunuz. Evet. Burada arabalara kadar siz yapıyorsunuz, süslemeye kadar. Hepsini biz yapıyoruz. Yani buraya giren insan düğün alışverişini tamamen bitirmiş olaraktan gönderiyoruz. Kuaförü de bırakıyoruz. Bizim işimiz bitiyor. Onların mutluluğu sizi mutlu ediyordu aslında. Herhalde tabii ki. Onların yüzündeki o tebessümü görmek bizi gayet mutlu ediyor. Evet, ama çok ciddi emek isteyen bir iş. Gözükmese de çok ciddi perde bir emek. Perde arkası tabii ki bayağı bir uğraştırıcı bir iş. Değil göründüğü mi? Gibi değil tabii o anki ki. O gelinin stresi, ailelerin stresi. Stresini hep biz çekiyoruz. Evet, bir psikolog olarak bile evet görev yapıyorsunuz. O görevi yapıyoruz. Evet. Ama severek yapıyoruz. Evet, bu çok net belli. Evet. Bir de herkes kendi bildiği işi yapmalı. Böyle de bir gerçek bence var. Bence de. Bu sektörde maalesef son dönemlerde küçük de olsa bir sıkıntı. Evet. Hani böyle merdiven altı organizasyon işi yapmaya çalışanlar evet, gibi. Evet, evet. Bunlar, yani biz burada siz vergi ödüyorsunuz, istihdam sağlıyorsunuz. Evet. Değil mi? Bunlar da evet, önemli konular. Evet. Peki dönelim bir geçmişe. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Yani buraları hallediyor muydunuz Nursel Hanım? Hayal ediyordum. Ben çünkü 16 yaşından beri bu işin içindeyim. 16 yaşından beri. Ve şu an 34 yılımı tamamlamış durumdayım. Hani deriz ya, çekirdekten yetişmiş aynen birisi. Öyle. Bu işin evet, çıraklığını evet, görmüş. Evet, aynen hı, öyle. Çekirdekten yetiştiğim için yani severek de yapıyorum. Hedef uzun yıllarda yapmayı düşünüyorum.
Hedeflerim daha çok insanları evlendirebilmek. Biz bu yolda başarılı olalım. Aslında hedeflerin bittiği noktada teşekkür bizler de ederim. Bitiyoruz. Evet. Böyle gelişen bir teknoloji var ortada. Evet. Biz herkesi bu imaj gelinliği, bu aile yerine buradan davet edelim. Hem teşekkür ekran başındaki ederim. İzleyicilerimiz hem de Zonguldak devreye ziyaret etmek isteyen kişileri buraya davet etmiş olalım efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın devamı ben diliyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Zonguldak Devrek'ten seslendik ve şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. İmaj gelinliğe konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.